İsmim Ahmet, soy ismim Aşkara. Buğday pazarında esnafım. Babadan gelen bir meslek. Aşkara ticaret olarak devam etmekteyiz yıllardır. Şimdi savaş üzerinden fiyat etkilenmesi daha çok bizim üretimimize bağlı. Üretim ve tüketim eşdeğer olursa eğer hiçbir şekilde alım yapılmaz ve bu da hiçbir şekilde etki etmez. Şayet üretimimiz yüksekse zaten almayız. Hani fazla bir fark olmaz. Ama şayet üretimimiz azsa her türlü bir etkilerini görmek mümkündür. Şimdi çok fazla etkileniyor. Esnaf neden etkileniyor? Vatandaş neden etkileniyor? Burası hayvancılıkla geçinen bir şehir. Yani ülkemizde de hayvancılık çok yaygın. Ülkede şayet hayvana verilen yemler fazlasıyla yüksek olursa hayvan beslenilemez. Ve bu sürekli döngü yapılamaz. Döngü yapılamadığından dolayı da bu iş kurur, yapılamaz. Şu an verilen devlet destekli arpalar yüzünden mesela hani iyi ki veriliyor çünkü arpa yok zaten de devlet destekli verilen arpalar yüzünden biz zaten burada iş yapamıyoruz. Hani işlerimizde zaten bir aksaklık oldu. Hani bunu biliyoruz. Herkes tarafından bilinen bir şeydir bu. Öte yandan fiyatlar fazlasıyla yükseliyor. 4000, 4400'ü bu sene 5 TL'yi gördü. Arpa 5 TL'yi gördü. Yükseldiği için de hiç kimse alamıyor. Alamadığı için de mecbur. Peki geçen sene oranla fiyatlar ne durumda? Geçen sene oranla hani %100'lük bir artış saplanmış durumda. Çünkü 2 TL, 2,5 TL'den direkt 5 TL, 4 TL şu an satılan fiyat 4.400, 4 milyon, 4 milyon 200 civarında bir değişiklik gösteriyor. Devlet destekli arpa ise 2 TL 275 kuruş. Yeniden akaryakıta bir zam bekleniyor. Akaryakıta gelen zam buğday fiyatlarını etkiler mi? Akaryakıt her türlü etkiler. Neden diye soracaksanız akaryakıt üzerinden nakliyeler akaryakıt üzerinden geldiğinden dolayı şehir dışından gelen nakliye seferleri artacağından dolayı bu da arpaya her türlü etki ediyor. Hani her şeyin etki ettiği gibi bu da etki eder. Yani şu an üretim ne durumda? Peki yağışlar oldu geçen sene oranla yani üretim artar mı? Artarsa fiyatlar azalır mı ya da bir değişkenlik gösterir mi? Yani üretim artarsa tabii ki de fiyat değişikliği gösterir. Çünkü çok fazla mal varsa herkes elinden çıkarmak için düşük bir miktar dahi olsa satmaya çalışır. Ambarlama sistemine geçmez. Çünkü ambarlama sistemi pek uygun değil. Peki bir düşüş bekliyor musunuz? Yani yağışlardan dolayı şu an iklim biraz geçen sene oranla daha iyi. Yağışlar daha fazla. Tabii ki de çünkü yağış sizin de söylediğiniz gibi belirttiğiniz gibi gerçekten fazlasıyla yükselmiş durumda geçen seneye nazaran. Her türlü bir indirim olması bekleniliyor. Arpa, buğday, yem satıp alıp satıyoruz. Artmaması için dua ederiz. Ama belli olmaz yani işin doğrusu. Bu yılda ekimler güzel gidiyor bizim. Buradaki ekimler Mayıs yağmurlarına kaldı. İnşallah Mayıs'a da Mayıs'ın birinci ayında güzel yağmur gelir. Bizim ekimler de iyi verim alır sulardan. O zaman inşallah bir şey yok inşallah. Geçen sene oran harman zamanında 2.700, 2.800, 2.900. O birdenbire fiyatlar ikiye katlandı. Fiyatlar yükseldi. Yani bugün mesela bugünlerde buğday ser buğdaylar temiz buğdaylar Antep'te 5-6'ya kadar çıktı. O yerli arpalar biraz pahalıdır yani 4.300, 4.250 falan. Peki akaryakıta gelen yani zam bekleniyor tekrardan. Bunlar zam etkili olur mu? etki eder, etki eder. Şimdi arabalar falan hepsi mazot lan gidip geliyor bu şeyde etki eder yani en az %1-10 falan etki eder bu mallara.